Yağış ve sel Düzce'yi vurdu, dereler taştı, mahalleleri su bastı. Bazı köylerle irtibat kesildi. Mahsur kalan onlarca kişi helikopterlerle kurtarılabildi. 13 kişiyiz, mahsur kaldık. 3. kat geçti, 2. katı geçti. Taranada bir iki arkadaşımız var bir tane. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide yükselen sel suyunun tam ortasında kaldılar. Şu anda bir tane astım krizi geçiren hastamız var. Bu dehşeti Düzce'de sadece onlar değil, binlerce kişi yaşadı. Kenti vuran sağanak yağış, Cumayeri ilçesinde dereleri taşırdı, evler, araçlar sular altında kaldı. Yollar kapandı, 12 kişi bu dağ evinde mahsur kaldı. Neyse ki telefonları çekiyordu, arayıp yardım istediler. Abi şu an nehir evinde 12 kişiyiz, mahsur kaldık ve ciddi derecede su yükseliyor. Saranada bir geçen arkadaşımız var bir tane. 3 kişi kayıp. 3. kattayız, 2. katı geçti. Buranın dışındaki her yer yıkıldı gitti. Buradan hava desteğiyle kurtulduk. Başka şansımız yok. 12 kişi sabaha karşı helikopterle böyle kurtarıldı. Havalanan diğer helikopterler 21 fındık işçisini mahsur kaldığı bahçeden, 23 köylüyü de evlerinden kurtardı. Evet arkadaşlar, burası Meta şu an gördüğünüz gibi. Köylerinde mahsur kalan binlerce kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.